Merhaba arkadaşlar, sahnemize hoş geldiniz. Sahnenin bugünkü konuğu Atanur Nabiyeva. Atanur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sahnemizi nasıl buldun? Güzel, sahnede olmak güzel. Biz bugün gerçek sahnedeyiz. Normalde çekimlerimiz stüdyoda oluyor. Fakat bugün gerçek nasıl sahnede çekelim dedik. Çünkü piyanoyla başladık. Ellerine sağlık bu arada, çok güzel teşekkür çaldı. Teşekkür ederim. Öncelikle ben seni tanıyorum ama izleyicilerimiz de biraz tanısınlar. Tabii. Adım Atanur, soyadım Nabiyeva. Azerbaycan'dan geliyorum. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Böyle bugün burada piyano çalmak için bulunuyorum. Ne güzel. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın, katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Atanur'cum, müzikle ne zaman buluştun? Piyano ile başladın mı, yoksa başka bir aletle mi başladın? Biraz bunlardan konuşalım. Piyano ile ilk tanıştığımda 3. sınıftaydım. Ondan daha i̇lk önce okul de için, evet sınıfta. Evet, ilkokul 3. sınıf. Ondan daha önce hep bir ilgim vardı piyanoya. Yani hep bir piyanom olmasını istemiştim ve annem ve babam bana bir gün piyano aldılar. Ondan sonra okula yazdırdılar, yani bu hevesimi bildikleri için. Üçüncü sınıfta çalmaya başladım. 7 sene okudum müzik okulunda ve yani şu an uzun zaman oldu, hala çalıyorum. Çalıyorsun, çok güzel. Peki neden piyano? Yani başka aletlerle de başlayabilirdin. O aletin senin aranda bir bağ mı var, yoksa başka bir açıklaması mı var? Yani aslında açıklaması şöyle, benim özellikle piyanoya değil de yani müziğe ilgim vardı, müziği hep seviyordum. Ama piyano da bizim kültürde, yani Azerbaycan'da pek yaygın olduğu için yani pek gözüm daha çok gördü, öyle söyleyeyim, ve yani ilginç geldi benim için. O yüzden o aleti seçtim. Seçtin. Hatta benim bildiğim, bizimle, ben de Azerbaycanlı olduğum için, bizim orada gelin verilirken çeyiz olarak verilmiş piyano. Evet. Şu anda pek yok ama inanılmaz, burada söylediğim zaman çok şaşırıyorlar. Ha, çok güzel bir kültürmüş. Evet, doğru. Onun da bence bir katkısı var. Yani birçok evlerde var, yani bizim evde yoktu ben çalmadan önce, ama yani gittiğim misafirliğe falan gittiğimde yani birçok evde olduğu zaten biliniyor. O yüzden evet. Güzel. Evet Atanur'cum, piyanoyu ne sıklıkla çalıyorsun? Provalarını alabiliyor musun? Çünkü yanı sıra okulun da devam ediyor. Nasıl provanı alıyorsun? Yani aslında şöyle oldu. Bakü'deyken, okula devam ederken ya da bitirdikten sonraki birkaç yıl içinde sık sık prova yapabiliyordum. Yani çalabiliyordum çünkü evde piyanom var. Ama maalesef Türkiye'ye geldikten sonra, şimdi 4. sınıftayım, neredeyse 4 senedir piyanoyu neredeyse hiç çalamıyorum. Evet, bazen işte tatilde eve giderken falan artık bir yani profesyonelce çalıyordum eskiden, ama şimdi bir hobiye dönüştü. Yani dönüşmek üzere diyebiliriz. Pek çalamadığım için. Hatta ilk geldiğim senede, şimdi çok alıştım ya çalmaya. Şimdi geldim, piyano da yok, çalamıyorum. Böyle ilk zamanlarda Taksim'e gidiyordum. Taksim'de müzik aletleri dükkanları vardı. Evet, evet. Orada bazen izin isteyip 5 dakika falan çalıyordum. Evet. Sonra işte böyle şey yapmaya çalışıyordum kendimi. Unutmamak için. Evet. Ama sonra tabii bunu sık sık yapamadığım için böyle şimdi çalamıyorum pek. Biraz şey gibi, yabancı dil gibi, hani kullanmadığın zaman artık araya bir şey giriyor. Bir de ama el hafızası biraz bence beyin hafızasından daha güçlü. Yani unutmuyor. Yani mesela biraz pratik yaptığım zaman yine eski şey yeteneğimi geri kazanabiliyorum. Peki mesela şey diyorlar, piyanoyu çalmak, ben de çok istemiştim öğrenmeyi ama hiç fırsatım olmadı. Bir matematikmiş gibi, yani matematiği çok iyi bilen bir kişi o notaları da çok fazla aşina olabilir, daha rahat çalabilir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda, bilen biri olarak? Yani matematikten ziyade piyanoyla profesyonelce uğraşmak aslında bir alfabe öğrenmeye, okuma yazma öğrenme gibi bir şey benim fikrime göre.
Yani şöyle, mesela alfabeyi önce zorla öğreniyoruz ya, harfleri tek tek. Sonra işte alışkanlık kazandıkça yüzünden okuyabiliyoruz. Ama müzikte şöyle, yani kulakla çalan insanlar var biliyorsunuz. Bunlar mesela hiçbir eğitimini almamış, kendi kendine öğrenmiş insanlar. O yüzden müziğin pek yani bir matematik bir gibi kuralı olduğunu düşünmüyorum. Ama ikisi farklı şeyler. Yani profesyonelce çalmak ve kulakla çalmak. Bence kulakla çalabilmek daha büyük bir yetenek. Yani doğrudur, şans. Evet. Madem bu kadar kültürümüzden bahsettik, sıradaki şarkı hangisi olacak? Sıradaki şarkı bir Azerbaycan şarkısı çalmak istiyorum. Akşam şarkısı Türkçe'ye çevirdiğim kime zaman. Kime ait eser biliyor musun? Evet, yani kimin okuduğunu biliyorum. Şevket Elekberova diye bir sanatçımız evet, evet okuyor. Peki onu alalım o zaman. Daha sonra sohbetimize tabii devam edelim. Piyanoda, şimdi ben çalmadığım için çok iyi bilemem ama araştırdığım kadarıyla ve çok sevdiğim bir sanatçımız Fazıl Say'ın bir ifadesi var. Piyano çalmak, yani onu mükemmel çalmak kolaydır fakat derin çalmak zordur demiş. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Tabii ki diğer müzik aletlerinde de öyle, şarkı söylerken de öyle, yani duyguyu vermek önemli ama piyanoya aşina olduğu için neler söylemek istersin? Yani aslında bence Fazıl Say'ın söylemek istediği şöyle bir şey olsa gerek. Güzel çalmak için iyi nota ve eğitim gerekli. Yani notaları kullanma ya da başka terminleri kullanabilme becerisi. Bunları kullandığın zaman o zaman güzel çalabilirsin. Ama derin çalmak için biraz eğitimden ziyade biraz daha kulak yeteneği, yani kulak olması gerekiyor. Bu yüzden ben yani eğitimsiz olup da kulağı olan insanların daha derinden çalabileceğini düşünüyorum. Ama ikisini de birleştirdiğin zaman hem yeteneğin olduğu hem de eğitimini almış olduğun zaman bence işte en mükemmeli o zaman ortaya çıkıyor. Peki. Çalmaktan keyif aldığın bir parça var mıdır? Ya da en sevdiğin eser hangisidir peki? En sevdiğim bir eser olduğunu söyleyemem, özel bir eser.
yani sevdiğim birçok eserler var ama yani zamanına göre değişiklik gösteriyor. Mesela şimdi en sevdiğim, yani en çok zevk alarak çaldığım eser Ederlezi diye bir şarkı. Hı hı. Bu şarkı Roman şarkısı ve Çingeneler Zamanı diye bir filmde kullanılmış. Ben de sinema televizyon öğrencisi olduğum için bir öğretmenimiz derste bu yakınlarda bana onu ödev olarak vermişti. Ben de izledikten sonra çok sevdim. Ederlezi şarkısının olduğu sahneyi belki yüzlerce kez izledim. Yeah. Evet, bir de sonra işte çalmayı öğrendim. Hı hı. Son zamanlarda onu zevk alarak çalıyorum. Peki, o zaman o şarkını alalım ve programımızı kapatalım. Evet arkadaşlar, sahne programımızı burada bitiriyoruz. Bizi Instagram ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.